Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle BlueStacks'ta oyunların kasma ve oyundan atma sorunlarının çözümünü göstereceğim. Öncelikle FIFA ve PUBG gibi oyunlarda bu BlueStacks kasıyor. Bu kasma sorunlarının neden olduğunu ve bu sorunun nasıl çözüldüğünü göstereceğim. Öncelikle bilgisayarınızın BIOS ayarlarına girmeniz gerekiyor. BIOS ayarlarına girmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın ve ESC, F1, DLT, F10, yani bu her bilgisayarda farklıdır arkadaşlar. Benim bilgisayarım F8. F8 ile ben BIOS menüsüne gelebiliyorum. BIOS menüsüne geldikten sonra burada Virtualization, yani sanallaştırma kısmının açık olması, yani Enable olması gerekiyor. Bunu açık hale getirdikten sonra bilgisayarınızı tekrar başlatabilirsiniz. Sanallaştırma sorununu çözdüğümüze göre şimdi BlueStacks'ın nasıl indirildiğini göstereyim size. Yani BlueStacks'ın kendi sitesinde bu şekilde bir indirme menüsü var. Burada işletim sistemi diyor. Ben Windows 64 bit kullanıyorum ve bunu seçiyorum. Burada Android mimarlığı, Android 64 bit olacak yine. Bak, burada diyor ki bu sürümü çalıştırmak için PC'nizin VT uyumlu ve VT yetkin olması gerekir. Eğer BIOS ayarlarınızdan bu kısmı düzeltemiyorsanız size 32 biti indirmenizi tavsiye ederim. Bunu neye göre indiririm? Bilgisayarımın işletim sistemini nasıl öğrenirim diye soracak olursanız, burada bilgisayarımıza sağ tıklayıp özellikler kısmına tıklıyoruz ve burada sistem türü 64 bit işletim sistemi, gördüğünüz gibi çarpı 64 tabanlı işlemci yazıyor. Buradan çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Buradan indirdikten sonra BlueStacks'ımız indi. Şimdi kasma sorununun nasıl çözüldüğünü gösterelim. Burada ayarlar diyorum arkadaşlar. Burada sistem varsayılan ve bunu seçebilirsiniz. İkisi de olabilir. Burada DPI ben 240 seçtim ortalama bilgisayar olarak. Motor DirectX, bunu öneririm grafik modu olarak. Bunlar zaten yapılı. Gördüğünüz gibi performans özel dedim. 2 çekirdek işlemciyi seçtim burada. Hafıza 3 GB gördüğünüz gibi. FPS'i 60 seçtim. Yani bunları ayarladıktan sonra BlueStacks'ı yeniden başlatın. Oyunlarınızı açın. Yani bu şekilde bu sorununuzu çözebilirsiniz. Eğer takıldığınız bir yer olursa bana yorum olarak yazın. Size yardımcı olmaya çalışacağım. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videoda görüşmek dileğiyle.